Millet bizi birinci parti yaptı. Bu hükümete de oylarıyla bir mesaj yolladı. Bu mesajlar, birazdan konuşacağız ama, hukuk ve adalet noktasındaki en yüksek memnuniyetsizlik bu Adalet Bakanlığından ve adalete güvenken, geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları, bir mesaj okumadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık, yaşıyoruz. Dün Hatay'ın iradesine sahip çıkmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk iddiasıyla bizzat başvurumuzu ilgili yardımcılarımla birlikte ben yaptım. Ve orada da ifade ettim, eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse, bizim bu dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin her bir iddiamızda birbirini aşan ve bu kadar da olmaz dedirten birkaç maddesini meclis çatısı altında kayda geçirmek isterim. 108 seçmen çeşitli sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı var ve oy kullanamazken oy kullandıklarını ispatladık. 3389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Bazı yerlerde, örneğin Gazi Osman Paşa'da, aradaki fark geçersiz oylardan küçük gerekçesiyle tüm oyların sayılması yoluna gidilirken, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da geçersiz oyların aradaki farkın 15 katı olmasına rağmen yapmış olduğu başvurular ilçede, ilde ve YSK'da reddedilmiştir. Şimdi aynı başvuruyu bir kez daha yapıyoruz. Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde ilçe seçim kurulları oluşturulurken belediye meclis üyesi adayları ilçe seçim kurulu üyesi olmuş, itirazları reddetmiş, içlerinden bir tanesi kendi mazbatasını imzalamıştır. Tam kanunsuzluk eğer burada ölü seçmenin oyunda, kısıtlı seçmenin oyunda ya da emniyet görevlilerinin, zabıtaların sandık başkanı olmasında yoksa, bu kanunun neresinde yazmaktadır? Bu tam kanunsuzluk haline susacak olanlar bunu kendi vicdanlarına, 31 Mart'ta attıkları imzalara, Gazi Osman Paşa'da ve Türkiye'nin dört bir yanında oyları baştan saydırıyorken, geçersiz oyları saydırıyorken, Hatay'da bir sandığı saydırmayanlar, bu itirazları reddedenler, şimdi bakalım bu tam kanunsuzluğun daniskasına bakalım ne cevap vereceklerdir. Halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya, bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizin altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel meselemizdir, milli meselemizdir. Adalette işler kötü gittiği gibi ekonomide de ne yazık ki her gün daha kötüye gidiyoruz. Bugün uzun değinmeyeceğim ama bundan sonra ekonomiyi gölge kabine bakanlarımız, kurmaylarımız oluşturduğumuz çok büyük bir ekonomi heyetiyle Türkiye'de halkın gerçek sorunlarını,
ekonomideki sorunları, çözüm önerilerini, iktidarımızdaki reçeteleri düzenli olarak herkesle paylaşacağız. Ama Merkez Bankası'nın 2023 bilançosu açıklandı. Banka 2023'te 818 milyar lira zarar etti. Bakın bu banka bu yıla kadar bu zarar kur korumalı mevduata merak edilen Merkez Bankası ne kadar ödüyor diye gizledikleri yapılan ödemelerin yarattığı zarardır. 818 milyar TL bir yılda. Bakın Merkez Bankası bundan önceki 10 yılda 2013'ten 23'e kadar tam 320 milyar lira kar etmiştir. Bir yıllık zarar 10 yıllık karın 2,5 katıdır. Yani bu hesapla Merkez Bankası 25 yıldaki kardan Merkez Bankası zarar eder mi? Böyle bir karar alırsanız zarar eder. 25 yıllık karını bir senede bir avuç zengine verdiler. Ve bakın Merkez Bankası'nın yaptığı ödemeye hazinenin yaptığı ödeme de eklendiğinde toplam rakam 1 trilyon 132 milyardır. Bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğimde yapamayız para yok dedikleri paranın tam 2 katıdır. Türkiye'deki 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun. Deprem konutlarının toplam maliyeti 1.1 milyar lira. Cumhurbaşkanlığının kendi internet sitesindeki rapor. Koskoca asrın felaketi dedikleri depremin tüm yıkımının parası kadar parayı ben ekonomistim diyen, en iyisini ben bilirim diyen, bütün dünya ekonomistleri başka bir şey söylerken tersini söyleyen, bütün dünya pandemiden çıkışta yükselen enflasyonu doğru enstrümanlar kullanarak hemen düşürmüşken bizi %120 enflasyonlara götürüp ülkeyi perişan eden kişi 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeviren kişi bu hasarın, bu zararın sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan, manevi kayıplarımız yüreğimizde, hep birlikte paylaşıyoruz. Ama depremin yarattığı toplam asrın felaketinin maliyeti kadar maliyeti, inadı, iş bilmezliği ve liyakatsiz kişilere verdiği emirler sonucu hepimize ödetmiştir. Yoksulun, garibanın, emeklinin, emekçinin, esnafın ve çiftçinin hakkını ondan soracağız, söke söke alacağız. Sona gelirken 31 Mart seçimlerinde başta sizlere ilettiğim teşekkürlerde olduğu gibi çok önemli bir başarıyı, %38'de birinci parti olmayı, Türkiye'nin birinci partisi olmayı, Türkiye'nin en çok büyük şehri olan, en çok il belediyesi olan, Türkiye'de toplam 35 ilde birinci parti olan, en çok ilçe belediyesi olan parti olmayı hep birlikte başardık. Şimdi nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Dün MYK toplantımızı yaptık. Grubumuzla perşembe günü, parti meclisimizde cuma günü, il başkanlarımızla cumartesi günü ve Türkiye'den seçilen tüm belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla cumartesi ve pazar günü bir araya gelerek bu tarihi sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağımızı,
bize oy veren hiç kimseyi nasıl pişman etmeyeceğimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde birinci parti çıkan partimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya, çalışmaya başlıyoruz.